Şimdi siz 15 Temmuz gecesine dönersek, ben bunu sizinle daha önce röportajla yapmıştım evet. ve bunu hep merak ediyorum. O gece siz hep şunun altını çizdiniz. Biz gördük dediniz. Kimler nerede? Tabii. 187 General evet. nerede olduğunu açıklasın. Açıklandı mı? O gece kim ne yaptı? Böyle bir isim isim işte şu e, akıbeti değiştirdi. Şimdi biraz önce dediniz ya şöyle yani üst düzey komutanlardan FETÖ'cü kaldım... Evet. Şimdi bunu bunu bulmanın bir tane yolu var. Evet. Bu yolda ne? O, o gece, gece bizim 15 Temmuz gecesi 365 366 generalimiz var. Bunların 172 tanesi darbeye fiilen katıldı, görevden alındı, tutuklandı, şu oldu. Geriye kalan 187 generalimiz var. Tamam. Bu 187 general o gece neredeydi? Şimdi bu hmm. ülkenin çok kanlı bir darbe oluyor uçaklar meclisi bombalıyor. Bizim işte kahraman polislerimizi bombalıyorlar. Halkı tanklarla eziyorlar. 187 tane generalin nerede olduğunu biz o gece tespit edemezsek bunların içerisinde FETÖ'cü var mıydı? Üst kademede yok ya muydu? Ya savcılar bunları yapmadılar mı? Şimdi sayın komutanım yani şimdi öyle ben... öyle bir şey söylüyorsunuz ki yani 187 general hakikaten sorgulanmadı mı gerçekten? ben aklımda soruşturma açıldığını veya hatta hani, bir hani idari iş, biz işte şanverin şan işte düğün oradan işte e belli yani ben hani. bizim ülkemizde bakın ben o gecede rakamlarla vermiştim işte şu kadar kolordu var bu kadar ordu var sadece bizim Ankara'da 170 tane generalimiz var atamalı kadrolu Genelkurmay Başkanlığı karavali Yani bunlar 170 general bir el ele tutuşsalar Genelkurmay evet. Başkanlığıyla Deniz Kuvvetleri arasında Hava Kuvvetleri arasında bu darbeyi önlerlerdi yani yok ama o gece yok bunlar. Yani bunların ben bunlar FETÖ'cüdür değildir Demiyor. anlamında söylemeyeyim. Böyle bir şey yok. Ben kâtiğinde... Yani bu kişilerin nerede olduklarını biz bilelim çünkü bizim generallerin genel takip formları var. Nerede olduğu bellidir hepsinin. Cep telefonları var. Onların nerede olduğunu bulmak kolay. Bir, bir sürü işte 15 yaşındaki çocuklar, küçücük de, şey bebekler çıkmış, kadınlar çıkmış, 80 yaşındaki nineler, dedeler tankların evet. üzerinde dolaşıyor. Bizim 187 Siyasi tane de, de sokakta yani. generallerimiz nerede yani o gece? Desin ki arkadaş ben de geldim. İşte bilmem ne meydanındaydım veyahut da şuradaydım. Şu birliğin başındaydım. Şunu yapıyordum, bunu yapıyordum. Yani biz bunları bilmek bizim hakkımız değil mi? Yani bizim biz çok kanlı bir darbeyi atlattık diyoruz. E bunun her yönüyle soruşturulması gerekmez mi yani? Her tarafıyla Tabii, yani hiç yani Ahmet çok... Mehmet A komutan B bilmem ne veyahut da B siyasetçi şu ayrı, ayrımı yapılmadan bunun yapılması gerekir. Yani bunu sadece silahlı kuvvetler personeli için söylemiyorum. Diğer tabii. kurumlardaki insanlar da üst düzey insanlar için de söylüyorum. Yani darbe oluyor. Darbe oluyor. Hiç kimse yani üst düzey kişilerden bir tanesini görmüyoruz sokakta. Ya biz bunları tabii Türk Silahlı Kuvvetleri için Ama tabii ki asıl olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin buna önlemesi. Yani işte en... siyasiler... Sokakta ya yani evet. sokakta ya da mecliste. Yani var mı öyle kahramanlık hikayeleri mesela? mesela o da bilmediğimiz bizim. Mesela Şimdi e, İstanbul'un emniyet müdürümüz var Mustafa Bey'in o geceki kahramanlığı apayrı bir şey yani çıkıyor. E, polislerin başında gidiyor, çatışıyor. Yani bence bunu yapan bizde silahlı kuvvetlerde kaç kişi var? Yani biz bunu bilmek istiyoruz yani. Bu bizim istediğimiz bu. Yine. Mesela e, o gece bana Serdar Coşkun Bey anlatmıştı bu çatı iddianamesini yazan savcımız. O gece diyor ki benim diyor mesela Polatlı'dan evet. Ankara'ya gelen füzeler var diyor. Bu Ankara'nın 6-7 noktasına yerleştirecek yani bu e, psikolojik bir şey yani bir skor etrafını çevirecekler bu füzelerle. E, Polatlı'dan gelen füzelerle. Bunları engellenmesinde mesela herkes... E, Melih Bey'in, Melik, Bey Melik Gökçe'nin işte FETÖ ile ilgili bir takım tartışmalar yine ama bana şeyin söylediği Serdar Coşkun'un o gece Melik Gökçe'in e, bu şeylerin füzelerin Polat'tan Ankara'ya gelmesini yollarına işte barikatlar kurarak çöp kamyonları vesaire engellediğini söylemişti. Öyle mi? Kesin Melik Gökçe. Yani onun o organizasyonunda, Organizasyon onun organize yok. ettiğini. Şimdi bunlar bu çok önemli şey bunu, olduğunu söylemişti. Ben bunu ilk defa duyuyorum. Yani o füzelerin onun bile geldiğini ben mesela şu anda e, o füzelerin gelmesi işte o orada işte bir kahramanlar var. Yani siyasete ne yapıyor bir e, şey kuruyor. Yani en azından bir organizasyonun bir organizasyon başına geçiyor. Bir organizasyon kuruyor ve orada bir e, algıyı ya da daha tamam. tehlikeli bir şeyi önleme çabasında. Bunu mesela e, ilk defa duyuyorum ben. Yani ben, ben, ben tabii anlatılanların şey mesela biz Şamil Tayyar bizim balyozla ilgili çok e, bana göre <laughs> Evet e, tutarsız. <laughs> gerçek dışı şeyler ifade etti ama darbe gecesi de AK Parti'nin önünde bütün oradaki insanları organize ederek bu şeye darbecilere karşı nasıl mücadele ettiğini de başkalarından duyduk yani bu hmm. şimdi bu ben bakıyorsunuz o gece işte daha yani önce... zamanında belki kırgınlığım vardı diyorsunuz hani ama, Ergenekon'da balyozda yapan. ama Heh. o gece o gece e... öyleydi. yine bizim Biz mesela balyozcu balyozcu de seyrediyorsa buradan bizim balyozcu arkadaşlarımız vardı balyozdan tutuklu beraber kaldığımız Ahmet Hacıoğlu işte Aziz Yıldırım Aziz Yıldırım gibi bir arkadaşlarımız var Aziz Yılmaz pardon ha, Aziz Yıldırım deyince bir anda <laughs> evet. kafamız yani Başka şey. o gece yine şu anda Jandarma Genel Komutanımız olan e, Sayın Komutanımız Fiilen çatıştılar yani FETÖ'cülerle. Fiilen bak silahla, yani silahla. hatta e, kolundan yaralandılar. Genel, işte, jandarma Genel Komutanlığı'na gittiler orada işte. Yani böyle kahramanlarımız var. Bunların tabii hepsi bizim askerler... ...kendileri ortaya çıkmaz hep bizim anlatmamız gerekir. Şey, biz bunları da anlatıyoruz. Ben bunları diye de belki bilmiyorum. de şimdi öldür yani niye böyle yapıyorsunuz anlamadım. Yani kahramanlık dedi. hikayeleri biz tabii biliyoruz. Önemli olan noktaları biliyoruz ama detaylar da var. Tabii bunları öğrenmemiz değil. Sonuçta hepimiz vatan millet için zaten herkes canla başla uğraşır. Şimdi tabii mesele şu. Bu gece o gece kahramanlık yapanlar şimdi neredeler? Tabii ona bakacaksınız. Yani bu insanlara şeyimizin devleti sahip çıkması lazım. Yani hmm. o gece nasıl jandarma genel komutanı işte e, çatışmalara girdiyse, tek başına çıkıp, tek başına mı yani arkadaşlarıyla beraber televizyonlara bağlanıp anlattıysa, o ne oldu? Jandarma genel komutanı. Onun yanındakiler, ondan beraber olanlara da sahip çıkman lazım. Yani o kahramanlık öyle kolay bir şey değil. Hani Genelkurmay Başkanı diyor ya, e, Sayın Hulusi Akar, sizin başınıza silah dayalıyken kaç kişi böyle yapabilirdi falan. Şimdi ben e, Ondan ziyade bu arkadaşlarımızın kafalarına silah dayandığı halde çatışmalarını gidip Jandarma Genel Komutanlığı'nda beylik tabancalarıyla FETÖ'cülerin işte M5'lerine, makineli tüfeklerine karşı yaptıkları çatışmaları kahramanlık sayar yani O yüzden de bu çocuklara niye sahip çıkalım? Bunlara sahip çıkalım yani. Yine öbür tarafta yani Melih Bey bunu yaptıysa yaptığını bana e, söyleyen de... Evet, Melih Gökçek'e e, sahip çıkalım diyorsunuz. Yani Savcı Bey işte Serdar Coşkun çatı iddianamesini yazan ve o gece nöbetçi olan kişi o söyledi. Yine e, Şamil Bey'le ilgili bana bunu söyleyen bizim orada onunla beraber görünen evet. asker arkadaşlarımız var. Onlar söylediler. Yani şimdi bu süreci e, kavrayabilmek için kahramanlarına sahip çık. FETÖ'yle mücadeleyi bu kişiler üzerinden devam ettir. Bunları... E, şey yapma arkasından çekilme desteğine devam et bu kadar basit kadar. çünkü FETÖ ile mücadele eden insanların sayısı o kadar çok değil bakın e, şu anda bütün Türkiye'de baktığınızda yaklaşık 150 tane savcı hakim görürsünüz 150. bilemediniz 150-200 tane savcı hakim görürsünüz yine 500 tane 1000 tane kadar emniyette işte o çocukları görürsünüz polisleri görürsünüz silahlı kuvvetlerde de işte Cihat Terkin, Mehmet Bizbaşıoğlu gibi 5-10 kişiyi görsün. Bir de işte Onun e, siyaseten de Sayın Cumhurbaşkanı. Bir de Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Onun haricinde sayın, FETÖ ile aleni savaşan işte şeyleri söylemiyor. CHP liderinin FETÖ ile savaşını nasıl değerlendiriyorsunuz? Kimi? CHP, Cumhuriyet Halk Partisi'ni, mesela atıyorum İyi Parti'yi, yani HDP'yi. Ben şimdi bütün partilerin terör örgütlerine karşı olduğundan eminim. Yani bunda mücadele şekilleri farklılık gösterebilir ama herkes Asıl olarak, temel olarak Fethullahçı terör örgütüne karşı bunda bir tereddüt yok. Ama e, muhalefetin bazı bu mücadeledeki eleştirileri bunları da saygıyla karşılamak lazım. Yine farklı yöntemler üretmeleri bunları da saygı. Çünkü niye? Yani bu ülkede çeşitli seslerin hepsi olmalı ki demokrasi dediğimiz şey ülkemizde sağlıklı işlesin. O yüzden ben e, diğer partilerimizin de Fethullahçı terör örgütüyle mücadelede e, en az... E, bizler kadar Fethullahçı terör örgütüne karşı olduklarına inanıyorum. ya. Yani. Mutlaka yani mutlaka. Şimdi herhalde bir araya gideceğiz. Ben yönetmenime ne? sorayım ne kadar? Bir dakika sonra. O zaman şunu soracağım. FETÖ'nün suikast timleri var mı? Şimdi şöyle bundan ilgili ben geçen yıl açıklama yapmıştım. Bu da şöyleydi. Biliyorsunuz bu Balkanlarda Makedonya gibi şu anda daha tam devlet teşkilatının gücünün yerleşmediği yerlerde Fethullahçı terör örgütü çok güçlü. Buralarda e, çiftlikler satın ya, aldığını Siz evet, bir çiftlikten evet, bahsediyorsunuz. Aldığını ve burada işte eski o şey savaşı Yugoslav savaşından kaçan kişiler yine bizim askerlerden buradan yurt dışına kaçanlardan bir suikast timleri oluşturduğuna eşkin bir istihbarat vardı. Bundan ilgili değerlendirmeler yapıldı. Oradaki yerlerde de gerekli işlemler yapıldı. Şu anda o şey kaldırıldı. Öyle mi? Yine HDP milletvekili hatırlarsınız Garo soyadını hatırlayamayacağım. Ee, Garo Bey. Evet. O da buna benzer bir açıklama yaptı. En son da yine bir siyasetçimiz bir açıklama yaptı. Ee, işte infaz timlerine ilişkin eski AK Partili bir siyasetçi açıklama yaptı. Dolayısıyla Fethullahçı terör örgütünün Böylesine kanlı bir örgütü herkes diyor ya bunlar işte iyi çocuklardı falan. böyle bir şey yok. Yani bu insanların üzerine tankla geçip ikiye bölen kişiler yarına bir gün sizi öldürmek için suikast de düzenlerler. Cumhurbaşkanına da saldırmak için de suikast düzenlerler. Bu FETÖ ile mücadele eden veya etmeyen kaos yaratmak için herhangi bir şey yapacak bir suikast yapabilecek güçleri olduğu Şimdi tartışması. Orada lazım. bir çok minik bir virgül koyalım sevgili seyirciler. Ahmet Zeki Üçok'a şunu soracağım. Eğer 15 Temmuz darbe girişimi e, e, başarılı olmuş olsaydı o hain gecede e, ne olurdu rejimin adı? Soranlar var yani, çünkü. Yani Türkiye Cumhuriyeti Amerikan mandası olurdu. He, rejimin çünkü, adı bu olur. Amerikan mandası. Çünkü biliyorsunuz FETÖ diye yazılır. ABD diye okunur. Oh.